Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden proteinlerle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Hemen bakalım sorumuza. Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangisi ya da hangileri daha küçük parçalara ayrılmadan hücre zarından geçebilir? Diyor ki yani hangisi monomerdir diyor. Hangisi de daha küçüktür diyor. Şurası hücre zarı, bu porlardan geçebilecekler. Polimerler geçemez. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler geçemezken bunların yapı taşları geçer. Yani glikoz geçer, fruktoz geçer, amino asit geçer. Yağ asitleri geçer, gliserol geçer ama polimerleri geçemez. Protein, karbonhidrat, yağlar geçemezler. Vitaminler, mineraller, su geçebilir abicim. Yoruma bakıyoruz. 1. Vitamin geçer ama maltoz geçemez. Maltoz çünkü glikoz artı glikoz demektir. Tamam mı? Hangileri geçebilir demiş. Birsiz olanı atıyorum. Tamam mı? Geldik. Yağ. Arkadaşlar yağ geçemez ama yağ asidi artı gliserol derse yağ asidi geçebilir. Gliserol geçebilir. Glikoz geçebilir arkadaşlar. Monomerdir. Glikoz geçer ama maltoz geçemez. Amino asit de geçebilir. Doğru cevabımız Edirne 1, 5 ve 4 olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz üzere bak gelir bu tarz bir soru gelir. Hangileri geçer, hangileri geçemez tarzı soru gelir. Gördüğünüz gibi monomerler yapı taşları geçerken polimerler geçemiyor. Tamam mı? Polimerler geçemiyor. Bakalım bir sonraki sorumuza. Protein sentezi yapan bir hücre için aşağıdaki verilen grafiklerden hangisi çizilebilir demiş. Bakalım hangisi çizilebilir. Protein sentezi yapıyorsun. Şöyle gösterelim bak. Protein sentezi. Dediğimiz gibi nerede gerçekleşir protein sentezi? Ribozomda. Çekirdeğin içerisindeki DNA'dan kalıp alırsın. Tamam mı? Mesela şurası senin tırnağını uzatacak kalıp. Bak bir uzatacak kalıbı çıkardım. Bunun adına mRNA denir. mRNA bu pordan geçer. Gelir ribozoma tutunur. Ve buradaki şifre okunmaya başlar. Burada üçerli üçerli şifreler vardır. Ve her üçü bir amino asiti verir. Bu da sitoplazmadaki amino asitler. Bak burası okunduktan sonra bunun hedef gösterdiği amino asit yani bunu şifrediği amino asit taşıyıcı RNA tarafından gider bulunur gelinir ribozomun büyük alt birimine konulur. Sonra bu okunduktan sonra şuna geçilir. Gene taşıyıcı RNA getirir buradakini alır buraya ekler. Bak ekler 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 sonuna kadar gitti. Şifrenin sonuna kadar gitti. Arada kurulan bağın adı peptit bağıdır. Arada kurulan bağın adı peptit bağıdır. Bunu da bileceğiz. Ve ne kadar bağ o kadar su açığa çıkmak zorundadır. Bakacağız. Bir, hangisi çizilebilir demiş. Birincisi peptit bağ sayısı artıyor mu abicim? Artıyor. Eyvallah çizilebilir. Birsiz olanı attım. Enzim miktarı her zaman için sabit midir? Sabittir. Enzimi de aldım. Amino asit miktarı sitoplazmadaki amino asit miktarı buraya gelip proteini oluşturduğu için azalmadı mı? Azaldı. Bu da gitti. Yani o da doğru. Yani ya bu ya bu. Su miktarı ortamdaki su miktarına bakacağım. Ortamdaki su miktarı artmaya başlayacak mı? Artmaya başlayacak. Bu çizilmez abicim. Çünkü ne kadar bağ o kadar su ya. Bağ artıyorsa su da artmak zorundadır. O yüzden doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza gelmiştir diyoruz abicim. Tamam. Bakalım başka bir soruya. Bir proteinin hidrolizi sonrasında ortamdaki amino asit miktarının artışı şeklindeki grafiktedir. Eyvallah bak. Reaksiyon arttıkça amino asit miktarı artmaya başlamış. Gördün mü? Yani protein sindirilmeye başlamış. Hidrolize başlamış. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Bir, bu amino asitlerin dehidrasyonla tekrar birleştirmesi oluşan proteinde en fazla 20 çeşit amino asit. Eyvallah. Yani en fazla zaten 20 çeşit bulunabilir. Daha fazla bulamam. Bilemem ki. Bak buradaki bana çeşidi vermemiş. Ama benim vücudumda maksimum bulunacak çeşit 20. Burada da maksimum bulunacak çeşit 20. Yani 100'ün içinde o 20'si varsa maksimum 20 tane olabilir. Birsiz olanı attım. Bu proteinin hidrolizi için 101 molekül su kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar. Şimdi bak bu yorumu çok iyi yapacağız. Ne kadar amino asit var ortamda? 100. Bak yani 100 tane amino asit var. Ne dedim ben size? Mesela ortamda amino asit, amino asit, amino asit. Bak ne kadar çıkıyordu açığa? Protein artı ne kadar bağ o kadar su. 2 tane su çıkıyordu. Yani gördüğünüz gibi 2 tane. Yani amino asit kaç tane? 3 tane. Amino asitin 1 eksiği kadar su çıkıyordu. Ve proteini parçalarken de amino asitlerin 1 eksiği kadar suyla parçalarsın bunu. Ortamda kaç tane var amino asit? 100. O zaman 99 tane su kullanacaksın. 101 tane değil. İkili olanı attım.
İki şıkka indirdim. Hücre dışında gerçekleşen bu reaksiyonda ATP kullanılmıştır. Arkadaşlar, hidroliz reaksiyonlarında ATP kullanılmaz. Proteinler parçalanıp amino asit çıkıyorsa bunun adına hidroliz deniyordu. Hatırla. Amino asit, buna dehidrasyon deniyordu. Bak, buna dehidrasyon deniyordu. Tam tersi hidrolizdi. Ve hidrolizde ATP kullanılmazdı. Buradaki de gösterilen hidrolizdi. O yüzden de ATP kullanılmaz. Doğru cevabımız Adana. Neden hidroliz? Amino asit sayısı artıyor çünkü. Tamam mı? Yani protein parçalanmış. Zaten buradan da veriyor zaten. Proteinin hidrolizi deniyor. Tamam mı? Hücrede organik besinlerdeki bağ enerjisinden faydalanarak sentezlenen ATP enerjisi aşağıdaki hücresel faaliyetlerin hangisinde kullanılmaz demiş. Hangisinde kullanılmaz demiş. Bakalım. Bir. Aktif taşımada kullanılır. Ya size şunu söylüyor aslında, hangisinde kullanılır hangisinde kullanılmaz tarzı sorusunda burada. Bakacaksın ya, pasif olarak hangisi taşınıyor diye burada her şeyi verebilir. Tamam mı? Yürümeyi de verebilir. Su içmeyi de verebilir. Anlaştık mı? Ya burada her şeyi verebilir. Bu bir, yani enerji kullanılmadan yapılan bir şey var burada. Onu arayacağız. Yani nerede yapıldığını bilmiyorum. Aktif taşıma ATP kullanılır. Sinir hücreleri ATP kullanılır. Hem de son derece. Kas kasılması ATP kullanılır. Protein sentezi ATP kullanılır. Ama oksijen alınması olayı difüzyondur. Difüzyon ve ozmozda, bakın unutmayın, difüzyon ve ozmozda enerji harcanmaz. Yani oksijenin alınması, suyun alınması, suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesi, çözünmüş maddelerin çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesi, bunlar enerji harcanılan yapılar değildir. O yüzden gazların difüzyonu, suyun difüzyonu, yani ozmoz, buralarda enerji harcanılmaz. Yani burada kelimelere takılmayın. Sinir, kas, protein bilmiyorsun, bunları değil. Sadece arayacağın şey difüzyon ve ozmoz ara soruda, tamam mı? Buralara takılma. Her şey verebilirdi orada yani. Bakalım başka bir soruya daha. Yukarıdaki özelliklerin hangileri inorganik, hangileri organik maddelere ait özelliktir demiş. Hangileri? Abicim, karbon, hidrojen ve oksijenden oluşma. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşma. Şimdi bakıyorsun. Lan bu inorganik, şimdi organik maddedir. Karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunuyorsa, hatırla. Proteinlerde ne vardı? Karbon, hidrojen, oksijen, yanında azot, fosfat, kükürt olabiliyordu. Yağlarda keza aynı şekilde şu olabiliyordu. Karbonhidratlar karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyordu ama her üçünde de organik olan da bu olmak zorundaydı. Yani inorganiklerde birli olanı at. Böyle hop. Ve burada birsiz olanı at diyecektim. Bir var. Tamam, gelelim. Düzenleyici arkadaşlar. Düzenleyicilerin kralı kimdi? Proteindi. Protein nedir? Bir organiktir. Peki enzim değil midir düzenleyicilerin ikinci kralı ve en önemlilerinden bir tanesi? Enzimlerdir. Bak, ikinci dememin nedeni şu. Çünkü enzimlerin de yapısı proteinlerdir. Tamam mı? Yani her şey proteinlerden oluşur. Düzenleyicisi, cartı curtu. O yüzden yani düzenleyici dediği anda aklınıza protein gelecek. Enzim. Protein miydi? Proteindi. Enzimin yardımcı kısmı ne olabiliyordu? Vitamin veya mineral olabiliyordu. Vitamin organiktir ama mineral inorganiktir. O yüzden düzenleyici olabilenler mineraller de vitaminler de. Yani iki her ikisinde de olmak zorunda. İki burada var, iki burada yok. Eledim geçti. O zaman doğru cevap çıktı. Bak, bolu. Tamam mı? Tüm canlılar hazır almalıdır. Arkadaşlar, hazır olarak alınanlar inorganik maddelerdir. Biz de bak dışarıdan hazır alıyoruz. Neyle alıyoruz? Su içiyorsun, suyla alıyorsun. Sodayla alıyorsun. Başka bir şeyler yiyorsun, onunla alıyorsun ama bunlarla alıyorsun. Tamam mı? Başka bir canlı, başka bir yapıdan alıyorsun. Hazır alıyorsun. İnorganik hazır olarak alınır ama organik, organik demenin nedeni zaten bir canlı vücudunda sentezlenmesi demek. Benim kendi vücudumda sentezleyecek. Tamam mı abicim? Geçtik. Enerji kaynağı, enerji kaynağı olanlar sadece organiklerdir arkadaşlar. Yani 4 sadece organik maddede olacak. Neydi enerji kaynağı olanlar? Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Tamam mı abicim? Enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Organikler. İnorganiklerden enerji alamazsın. Minerallerden enerji alamıyorsun. Vitamin organik olduğu halde de enerji alamıyorsun. Organik yani enerji veren, organikler içinde de enerji veren 3 tane. Karbonhidratlardan, yağlardan ve proteinlerden enerji alırsın. Geri kalandan enerji almazsın. Diğerleri senin direncini arttırır. Vücudun direncini arttırır.
Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisinin eşit olması farklı proteinlerinin aynı büyüklükte olduğunu kanıtlar abicim, tamam mı? Hangisinin eşit olması farklı proteinlerin aynı büyüklükte olduğunu kanıtlar. Şimdi sentezde kullanılan amino asit çeşidi beni ilgilendirmez. Amino asit çeşidine göre atıyorum. İkisinde de bak hemen yorum yapıyorum. Al. İkisinde de 6 tane gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane amino asit var. Bunda da amino asit var. Tamam mı? Atıyorum amino asit çeşidine göre yani ben bunun eşit olup olmadığını bilemem. Al birine 7 verdim. Al bunda amino asit çeşidi fenilalanin. Al bunda da var 3 tane çeşit aynı. Al abicim. Kullanılan amino asit çeşidi al burada 2 tane. Tamam mı? 3 tane kullanıldı mesela. Burada al mesela adenin şey kullanıldı. A proteini al burada da A proteini kullanıldı. Al burada B proteini, al burada da B proteini kullanılsın. A burada C, A burada C. Her ikisinde de aynı çeşitler kullanılmadı mı? A, B, F, C kullanıldı. A, B, F, C kullanıldı. Çeşit sayısı aynı sayıda büyüklükte olduğunu gösteriyor mu? Göstermiyor. Sorunlu gendeki nükleotit çeşidi. Ya çeşitler bunları göstermez. Buna bakarak bunları göstermez. Tamam mı? Nükleotit çeşidi de göstermez bunu. Bak. Sentezde oluşan su sayısı. Sentezde oluşan su sayısı. Ne kadar amino asit o kadar su değil mi abicim? Bak. Ne kadar amino asit o kadar su değil mi? Mesela pardon. Ne kadar bağ o kadar su değil mi? Bunda kaç tane bağ kullanılmış? Atıyorum 5 tane. Eğer bunda da 5 tane bağ kullanılmışsa 5 tane de su açığa çıkaracak. 5 tane de su açığa çıkacaksa 5 tane suda 5 bağ oluşur. 5 suda 5 bağ oluşacağı için sentezde kullanılan su sayısı bana aynı büyüklükte olduğunu, aynı sayıda amino asit olduğunu gösterir abicim. Tamam mı? Sentezde kullanılan taşıyıcı RNA. Arkadaşlar minimum 20 tane vardır. Maksimum 61 tane vardır. Geçmiş olsun. Buna bakarak hiçbir yorum yapamam. Hidrojen sayısına da göre yorum yapamam. Su sayısı zaten bana amino asit sayısını nokta atışı verecektir abicim. Anlaştık mı? Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Abone değilsen Sen Anlat Hocam kanalına abone olarak bizlere destek olabilirsin. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.